Üstteki topuzu gevşetiyoruz. Önce üst bıçağı yavaşça ekliyoruz. Alt tarağı şuradan kaydırarak yuvasına geçiriyoruz. Civataları biraz boşlamamız gerekebilir. Bakın burası çok önemli. Şuradaki tombul civatalar biraz dışta kalıyor, görüyorsunuz. Bu normali böyle. Makbul olan budur. Bunu çok güzel sıkıştırıyoruz. Üst taraf gevşek şu an. İşaret parmağımızla görüyorsunuz, bastırıyoruz oradan. Kaymaması, kaçmaması için. Şimdi çok güzel oldu. Birazcık sıkıştırıyoruz. Bunu fazla sıkıştırırsak makineye eziyet. Başka bir şey değil. Üstteki tapanın oradan gres yağımızı bir miktar sıkıyoruz. Burası nohut tanesi kadar bir şey alacak. Fazlasını koymayın. Bu yandaki deliği açıyoruz. Civatayı açıyoruz. Buraya 30 numara makine yağını ekliyoruz. Aldığı kadar. Çok taşırmaya da gerek yok. Bunu 15 dakikada bir tekrar edeceğiz. Şu tırtıklı borumuzu görüyorsunuz. Bu kılavuzluk ediyor. Buraya tüyün kaçmasını engelliyor. Bunun dibine tüy kaçarsa dengesiz çalışır makinem. Burayı vidalıyoruz. Bunun gittiği, takıldığı bir yer var. Oraya kadar gidecek. Daha fazlası ilerlemez. Burası civata giderek şişiyor. Aşağıya doğru ve sıkışmasını sağlıyor. Bu buradan çıkmaz. Hortumu kırpma aletimize takıyoruz. Bunu takıyoruz ama bu buradan şu an çıkar. Sabitlenmiyor. Bunu sabitlenmemesi lazım zaten. Motorun ipini çekiyoruz. Makinamız çalışıyor. Tekrar ipi çekiyorum. Gördüğünüz gibi makinamız böyle sessiz çalışacak. Eğer sessiz çalışıyorsa tangır tungur bir şeyler varsa muhakkak arayın, sorun, tarif edelim. Bir şeyleri yanlıştır. Görüyorsunuz arkada işlerde de az bir şey gres yağı mevcut. Bu çalışırken çıkmaz. Durduğu zaman oradan atar. Ayrılır buradan. Gördüğünüz gibi fazla çıkartmıyoruz bu ucu da.